Şimdi başlıyoruz. Çok sorulduğu için hatta seninle de başlangıçta bu problemi biraz yaşadık. Hatta şuradan şöyle çekeyim. Şöyle dursun. Debriyaj ayağın orada değil mi? Güzel. Zaten ayağın debriyajda. Genellikle sorulan bir soru. Debriyaj topuk yerde mi olmalı? Havada mı olmalı? Diye bir soru var. Yerde olmalı. Yerde olmalı. Sürüyerek. Tabii. Ve sürükleyerek çekmek gerekiyor. Bir gösterebilir misin? Mesela boşta olsun vites. Çekerse şu an çünkü çalışıyor değil mi? Stop eder. Topuğunu yere basıp yerde çekerek, evet, sürükleyerek çekmen gerekiyor. Aynen öyle, paspasta. Bazı paspaslar böyle tırtıklı olabiliyor. Yani kauçuk olabiliyor. Ben yeni başlayan arkadaşlarım özellikle yani halı paspas kullanmalarını tavsiye ederim yeni başlayanların. Tekrar basalım. Yapışsın diye. Evet. Bir de şöyle kaldırıyor bazı arkadaşlar. Ben kendi ayağımla göstereyim. Sen sonra hem bak aynısını yap. Bazı arkadaşlar şöyle kaldırıyor. Sen öyle çekiyordun az önce biraz. O yüzden de işte stop sıkıntıları yaşayabiliyorduk ufak tefek. Bazıları şöyle basıyor ya. Topuk havada şu şekilde göstereyim. Yerden yüksekte. Şu şekilde çekiyorlar bak. Şöyle çekiyorlar. Devrecim müsaade Şöyle. etmiyor. Bu sefer kesik kesik geliyor. Şu üst bacak dediğimiz yerde kasılıyor bu defa. Bazı arkadaşlar da mesela onu göstereyim bir de. Bassana zahmet. Sen demin yaptığın gibi yap. Hani topuğun yukarıda. Bak kesik kesik geliyor mesela. Kesin. İşte kaçırırsın debriyajı. Bir de şu var. Hani sorulan soru olduğu için. Hani bu topuk havada kısmıydı az önceki. Şu topuk havada. Böyle kesik gelir. Stop edebilir ya da atabilir. Araba zıplayabilir. Üçüncüsü de topuk yerde. Okey. Bilekten şuradan. Bilekten şöyle bırakıyor bazı arkadaşlar da. Böyle bıraktığınızda da topuğu yani hareket ettirmeden bu şekilde bıraktığınızda da pedal ayağın ortasına doğru kaçıyor. Deneyelim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyur. Mesela sadece bilekten çek. Bilekten. Bak gördün mü? Ayağın neresine kaçtı? Bak ortasına. Değil mi? Zorladı. Pedal ortasına kaçtı bir de. Yani. Hem zorladı. Kavramayı Bir kaçırdı. dahaki sefere sıkıntı yaşarsın. Hem kavramayı yani Kaçırdı. kaçırmaktan ziyade buraya geldiği zaman tekrar basma sorunu yaşayabilirsin. Ayarda sıkıntı. Ayağını ayarlayamayabilirsin. Aynen. Yeni Zorluyor. başladığın Bir için de zorluyor. kullanmaya. Evet. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Bu ortada kaldığı için bu sefer böyle basmaya çalışıyorlar. Ortasıyla sıkıntı yaşıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Ne topuk havada gösterelim hatta sen göster pedalla. Topuğu havaya kaldır mesela. Ne bu? Kesik kesik ben hissediyorum. Bilmiyorum sen hissediyor musun? Onaylamak zorunda değilsin. Kesik geliyor değil mi Kesik debriyaj? geliyor. Ve sert geliyor çünkü serttir Havada biraz. kaçıyor. Tekrar basalım. Bu yanlış. Topuk havada yanlış. İki, topuk yerde kalsın. Hayır, topuk yerde basalım. Aynen. Bu şekilde de değil, bilekten çekerek de değil. Bu sefer bakın Sarsın. nereye gitti? Boşa gitti. Ayağın ortasına gitti pedal. Aynen. Basacağımız yere. Bak ikinci basmak istediğimizde ayağımızın ortasında kaldı. Bunu da ayarlayamıyorsak, sonradan geri çekemiyorsak bir geri çekelim mesela ayağımızı. Sen bunu ayarlıyorsun sonradan değil mi ayağını? Evet. Ama bunu ayarlayamayabiliyor O yeni başlayan. zamanı Bu da sıkıntı. kaçırdı. Yok ayarlayamıyor çoğu. Doğrusu nedir? Basalım. En doğrusu şudur arkadaşlar. Topuk Ayakkabının yerde. ucu kırılacak. Evet kırılacak. Topuk yerde aynen Şuraya böyle sürüyor. yere sürterek. Şu yere doğru sürükleyerek çekeceğiz. Ben burada da göstermiş olayım. Şu basılıydı. Topuğum yerde şu şekilde çekeceğim. Bakın sürüklüyorum topuğumu yerde. Şu. Şu. Yani. Topuk taşı gibi. evet. Hem daha hassas kaldırırız. Hem kavramayı yakaladığımızda istediğimiz kadar kalırız orada. Bir şey anlatmıştım. Onu da izah edeyim. Sonra biz nasıl çekileceğini izah ettik. Şimdi debriyajın. Üç şekli var ama en doğrusu buydu. Sürükleyerek topuğu yerde. Üçüncü olarak da özür dilerim. İkinci olarak da bir şeyden bahsetmiştik. Hatırlıyor musun? Hani debriyajı çekmekle alakalı. Topuğumuz yerde olmadığında bir saniye.